Merhaba arkadaşlar, ayak topuna hoş geldiniz. Fenerbahçe için teknik direktörlük koltuğuna Tahir Karapınar'a teklif yapıldığı söyleniyor. Sezon sonuna kadar çalıştıracağı söyleniyor ve sezon sonunda da altyapının başına geçeceği söyleniyor. Biz de sıcağı sıcağına Fenerbahçe'nin başına getireceğiz ve bir sezonda neler yapmış bunları inceleyeceğiz. Öncelikle oyunda asistan menajer olarak gözüküyor ve antrenörlük rolü gözüküyor. Menajer rolü de yapabilir düzeyde. Pro lisansı olduğu için yedek kulübesinde duracağı için geleceği söyleniyor ama burada uluslararası A lisansı gözüküyor. Gerçekte de pro lisansı olduğu için Fenerbahçe'de biliyorsunuz pro lisansı olan bir teknik ekipte herhangi bir isim yok. O yüzden kimse kulübede duramıyor. Yani daha doğrusu takımın başında kulübede duramıyor. O yüzden pro lisansı olan birinin sezon sonuna kadar da olsa takımın başına geçmesi lazım. 52 yaşında şu anda Tahir Karapınar ve menajer olarak daha önce sadece Altay'ı yönetmiş. Onun dışında Göztepe ve Altay'da oyunculuk geçmişleri var. Daha sonra 18 yaş altı menajeri olarak Türkiye'yi çalıştırmış ve Gaziantep, Manisa gibi kulüplerde asistan menajerlik yapmış. Son olarak da 2017-2018 sezonunda Konyaspor'da antrenör olarak çalışmış. Doğum yeri İzmir hocanın. Bu ara zaten Fenerbahçe İzmir kulüpleriyle büyük iletişim halinde. Hocalar olsun, altyapı hocaları olsun, oyuncular olsun. Biliyorsunuz yeni bir oluşuma gitmeye çalışıyorlar. Kulübün mali durumu da ortada. O yüzden genç oyunculara yöneliyorlar. Bu doğrultuda da İzmir kulüplerini seçmiş durumdalar. Altınordu dışındaki diğer İzmir kulüpleriyle bayağı bir iletişim halindeler. Onlardan oyuncu alıyorlar. Sanırım hoca da altyapıya da alacaklar diye düşünüyorum. Bu doğrultuda da son olarak gündeme düşen isim Tahir Karapınar. Daha önce de Yalçın Koşukavak'ın ismi gündeme gelmişti. Ama sonra o isim rafa kalktı. Şu andaki ismimiz Tahir Karapınar. Hocanın dikey tiki taka sistemiyle oynayacağı söyleniyor. 4-4-1-1 sistemini tercih edeceği söyleniyor. Oyun stili direkt, ikinci tercihi de yine 4-4-1-1. Bakalım bu sistemler çerçevesinde Tahir Karapınarlı Fenerbahçe bir sezonda neler yapacak, hep birlikte görelim. Evet, Tahir Hoca Galatasaray'ın 3 puan önünde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış, şampiyon olarak sezonu tamamlamış. Öncelikle hiçbir transfer yapmadığını ve kimseyi göndermediğini söylemek istiyorum. Ligde yenildiği takımlar evinde Sivas'a kaybetmiş, deplasmanda Beşiktaş, Göztepe ve Kayseri'ye kaybetmiş. Galatasaray hiç derbi kaybetmemişler. Deplasmanda Galatasaray'la 1-1 berabere kalmışlar. Bütün beraberlikleri de 1-1. 57 gol atmışlar, 26 gol yemişler, 31 avarajları var ve 72 puanla şampiyonluğu göğüslemişler. Hemen bakalım fikstürde derbi sonuçları ne olmuş. Tahir Karapınar hala takımın başında. Emre Belözoğlu kaptan, Hasan Ali ikinci kaptan. Gustavo kilit oyuncu ve Ömer Faruk Beyaz da gelecek vadeden oyuncu olarak gözüküyor bu arada. Şöyle bir fikstüre bakacak olursak, öncelikle çok iyi başlamışlar sezona yalnız. Çok iyi başlamışlar. Kayseri maçına kadar hiç maç kaybetmemişler ve Kayseri'ye yenilmişler. Burada biraz darbe almışlar ve sonra toparlanmışlar. Galatasaray deplasmanında 1-1 berabere kaldığını görüyorum. Beşiktaş karşısında da evinde kazandığını görüyorum. Trabzonspor karşısında da yine Kadıköy'de kazanmayı bilmişler. Beşiktaş deplasmanında ligde kaybetmişler. Galatasaray'ı kendi evlerinde 1-0 mağlup etmişler. Trabzon deplasmanında da 1-1 berabere kalmışlar. Yalnız Beşiktaş deplasmanı hariç ligde derbi kaybetmediklerini görüyorum. Başakşehir'le evinde berabere kalmışlar ve deplasmanda 1-0 kazanmışlar Başakşehir karşısında da. Öncelikle Türkiye Kupası'nı da aldıklarını görüyorum. Trabzonspor'u finalde yenmişler. Yalnız daha öncesinde çeyrek finalde Beşiktaş'ı hem içeride hem dışarıda yenmişler. Yarı finalde Galatasaray'ı hem içeride hem dışarıda yenmişler. Finalde de Trabzonspor'u yenmişler 2-1. İnanılmaz bir Türkiye Kupası serüveni olmuş. Tahir Karapınar gerçekten başarılı olduğunu söylemek lazım. Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'nin müzesine götürmüş. Bu haberler ortaya atılır atılmaz böyle bir test yapmak istedim. Zaten ligin başlamasına çok az bir süre kaldı. Muhtemelen de bu haberler doğru olacak ve Tahir Karapınar kalan 8 haftada takımı çalıştıracaktır. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyorum. Eğer video hoşunuza giderse beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer içeriklerimden haberdar olma adına kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.